Kitabımızın adı Ateşi Çalmak. Yazar Galina Serebiyakova. İkinci cilt. Fırtınanın ortasında. Sekizinci bölüm. Tarihin bayramları. Devam. Tolstoy, Fransız ordusu hakkında daha önce tuttuğu notları karalama kağıtlarından özel kağıtlara aktararak temize çekiyordu. Devrimin ancak dışarıdan bir müdahale ile ve özellikle de Rus aristokrasisi tarafından ezilebileceğine inanıyordu. Fransız ordusu ve konuşulması hakkında topladığı bilgiler ise birçok kez dile getirdiği gibi saldırı anının geldiğini kanıtlıyordu. Gerçekten de bütün muhbirler ve ajanlar Fransız askerlerinin en çok ülkenin merkezinde yoğunlaştığını, Cumhuriyet'in kuzey ve doğu sınırlarının ise kesinlikle korunmadığını bildiriyordu. İri, okunaklı harflerle orduda şu anda maaşlı olarak 548 bin kişinin yer aldığı yazılıydı. Raporuna göre sadece Fransız ordusunun yapısı hakkındaki resmi bilgileri değil, bölüklerin savaş yeteneklerini, subay ve askerlerin moral durumu hakkındaki inceleme sonuçlarını da ekledi. Yazdığı konular üzerine geniş bir bilgiye sahip olan Tolstoy, Fransız ordusunun güçlü ve zayıf yönlerine de dikkat çekiyor, bölüklerin silahlanma düzeyini de aktarıyordu. Bilgilerin devlet için önemi öyle büyüktü ki bu çok gizli rapor hazırlanırken Ivan bile Kont'un çalışma odasına girmeye cesaret edemiyordu. Her 3 saatte bir "Kahvenizi buyurun efendim" diye kapıyı çalan hizmetçinin uzattığı fincanı Tolstoy kapıdan alıyor ve tekrar odayı kilitliyordu. Tolstoy yazısına şöyle devam ediyordu. Oturumları düzenli takip eden bir askeri komisyon üyesiyle bazı gariplikler olduğu halde oturumlara karşı aynı ciddiyeti göstererek orduyla ilgili konularda özenli ve başarılı çalışmalar yapan Bay Larabit bana Fransa'nın mevcut askeri güç durumu hakkında bilgiler verdi. Bu bilgiler kesinlikle doğrudur. Babası, imparatorluk ve restorasyon döneminde general olan Savunma Bakanlığı'na tavsiye edile gelen Genelkurmay subayı da bu bilgileri doğrulayarak önemli ayrıntıları açıkladı. Bunlara göre eğer hastalık nedeniyle saf dışı olanlar bir yana bırakır, eyalet jandarmasını, muharip, gazi bölüklerini ve cezalı bölükleri ve sefere çıkamayacak durumdaki acemi birlikleri eklersek, ordunun savaşabilir durumdaki bölümünün 380-385 bin kişiden oluştuğu ortaya çıkar. Paris garnizonu 20 piyade alayı, 9 hafif piyade alayı, 2 süvari alayı ve 1 topçu alayından oluşuyor. Paris'te toplanan veya başkentin çevresinde konuşlandırılan tüm askeri alayların sayısı oldukça şaşırtıcı. Bu alaylar gezgin muhafız ordusu dahil 5 veya 6 saat içerisinde bir araya getirilebilen 85 bin kişiden oluşuyor. Sınırlarda o kadar az asker var ki şu anki duruma göre herhangi bir saldırıya ciddi bir karşılık veremezler. Hükümet İtalya ile savaş durumunda. Alp ordusunu hareket ettirdikten sonra Lyon'da bulunan tümenin yerine 18 veya 20 bin kişilik kol ordu getirmek zorunda kalacak. Lyon'un işçi halkı Avrupa'nın en tehlikelilerinden biri. 17 yıl boyunca sürdürdükleri silahlı mücadele bunun kanıtıdır. Kraliyet hükümeti bu komünist doktrinlere bulaşmış isyancı ve savaşçı halkı zapt edebilmek için Lyon'u tabyalarla kuşatmak zorunda kaldı. Bu daha sonra Paris'e de uygulandı. Bu işçi kitlesi tıpkı Paris komünistleri gibi oyunun tamamını Raspail'e vererek coşkusunu gösterdi. Raspail için 30 bin oy kullanıldı. Elleri tüfek tutan bu kadar adam. Topluma yıkıma sürükleyen anarşi, birbirine zıt fikirleri savunanların bir arada bulunduğu orduya da sızmış durumda. Geçici hükümetin ilk girişimlerinden biri gezgin muhafız ordusunun oluşturulmasıydı. Aynı gün, akşam evine çok geç saatte dönen Lamartine, misafir odasında bulunan kişilere hükümetin bu kararnameyi kabul etmesinin gerçek nedenlerini anlatmış. Onun sözlerini kelimesiz kelimesine çeviriyorum. Biz her gün 700 kişi katmak üzere gezgin muhafız ordusuna ait 24 tabur oluşturmaya ve saflara katılmak isteyenlere günde 30 su ödenmesi karar verdik. 2 saat sonra artık ciddi sayıda gönüllü kazanılmıştı. Onlara güvenebiliriz. Eğer teröristler bize yeniden saldırırsa gezginlerin kurşun yağmuru ile karşılaşacaklardır. Bu sözler şehir yönetiminin izlediği çizgiyi tamamen açıklıyor. Hükümet başa geçer geçmez gördü ki doktrinlerine amblem olarak kızıl bayrağı seçenler iktidarı kabul etmek istemiyor.
Grev meydanında bağırışan ayak takımının karşısında konuşma becerisi sergileyen Lamartin her zaman aynı başarıyı sağlaması olanaksız. Kenar mahallelerden gelen bağnaz halkın isteklerinin gittikçe artacağını tahmin etmek ise hiç zor değil. Geçici hükümet kendi koruyabilmesi için sadık bir ordunun örgütlenmesi gerektiği fikrinde. Gezgin muhafızlar Paris'te bol miktarda bulunan işsiz güçsüzlerden oluşturuldu. Aile denetiminden kurtulmak isteyen oldukça çok sayıda genç ve halkın serseri dediği sokak çocukları da buraya alındı. Her semt kendi kontenjanını doldurdu. Taburlar esas olarak kenar mahallelerden oluşturuldu. Baskılara karşı çıkan ya da zamanı geldiğinde harekete önderlik edebilme fırsatı ele geçirme hesapları yapan veya moral üstünlük sağlamak amacıyla silahlı kitlenin arasına karışmak isteyen terbiyeli iyi aile çocukları ve ünlü asil ailelerden gelen gençler de gezgin muhafız ordusunun saflarına katıldılar. Tolstoy koltuğuna yaslandı, yorgundu. Ama herhangi bir işe erteleme alışkanlığı yoktu. Kocaman mavi bir zarf çıkardı. Sağlam olup olmadığını özenle yokladıktan sonra içine raporu yerleştirerek beş büyük kırmızı mumla mühürledi. Sonra da kuryeyi beklemek üzere zarfı gizli bir çekmeceye koydu. Önemli bir işi tamamlamış olmaktan duyduğu hoşnutlukla ayağa kalkarak takvime baktı. İvan'ı çağırdı ve dışarı çıkarken giydiği takım elbisesini getirmesini emretti. Cumartesi günüydü. Bayan Lamartin kabul günü. Tolstoy, İvan'ın yardımıyla uzun etekli, siyah mütevazi giysisini giydi. Berberi de kontun seyrek saçlarına son zamanlarda moda olduğu gibi dağınık bir hava vermeye çalıştı. Paris'te, diyordu berber, ıslak fırçayı Yakov Nikolyevich'in sakalından geçirerek. Baylar saçlarını mobilyacı ve dokuma işçilerinki gibi taramamı istiyorlar. Bunu yapmak için beş parmaktan başka bir şey gerekli değil. Berber, gösterişli bir şekilde kendi saçlarını dağıttı. 24 Şubat'tan beri hiç kimse saçlarını artık kıvırcıklaştırmıyor. Bayanlar, yapma buklelerini daha iyi günlerde kullanmak üzere çekmecelere sakladılar. Berberler işsizlik tehdidiyle karşı karşıya. Ne olacak? Louis Blanc ve meslektaşları sizin için atölyeler açacak, diye yanıt verdi Tolstoy, pörsümüş dudaklarına bir gülücük yerleştirerek. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Tolstoy sokaktan fayton çağırmalarını emretti. Elinden hiç ayırmadığı bastonuyla çıktı, Lamartin'in oturduğu üniversite sokağına gitti. Gökyüzünde havanın kötüleşeceğinin belirtileri vardı. Bu kontun moralini daha da bozmuştu. Uçurumun kenarındaki Fransa'nın kurtulması için yüksek rütbeli ve dirayetli bir askeri şefin gerekli olduğunu düşünüyordu. Paris'e yürüyerek her şeyi ateşe tutabilecek ve kılıçtan geçirebilecek bir adam bulunup ordunun başına geçirilirse Tolstoy'un Jakobenler diye andığı kişilerin korkunç bir boyunduruğuna benzeyen hakimiyetlerinin belki de sonu gelecekti. Viyana'da da devrim kargaşası başlamıştı. Prusya'da da huzursuzluk vardı. Şimdilik sadece Rusya'da hava ısınmamıştı. Ya eğer? Tolstoy endişelerinden kurtulmaya çalışıyordu ama korku ona gittikçe daha çok acı vermeye başlamıştı. Kısa bir süre önce İngiliz vatandaşlığına geçen Rus siyasi sığınmacı ve yazar Ivan Gavrilovich Golovin bir gazetede bir kez daha Yakov Nikolyevich'in eski bir provokatör ve gizli servisin ajanı olduğunu yazmıştı. Ama ona inanan çıkmamıştı. Hatta Bakunin Tolstoy'un lehine bir çıkış bile yapmıştı. Ama ileride ne olacağını kim bilebilirdi ki? Devrim her şeyi açığa çıkarabilirdi. Tatsız düşüncelerle cebelleşen Yakov Nikolayevich Fayton'un Paris Komünü Kulübü'nün bulunduğu dar ve karanlık bir sokakta ilerlediğini fark etmedi. Açık pencereden alkış sesleri ve gürültü gelmeye başlamıştı. Tolstoy Fayton'dan inerek tıklım tıklım dolu olan binaya yaklaştı. Kulübe giriş serbestti. Kapıda duran kont elini huni gibi büzüp kulağına koyarak gömleği kenevir pantolonun üstüne sarkan kaba papuçlu iri yarı delikanlının konuşmasını dinlemeye başladı. Dinleyiciler konuşmacıya ateşli tezahüratlarla bulunuyordu. Geçici hükümet bizi kandırdı, sözlerini duydu Yakov Nikolayevich. Flakon, Louis Blanc ve Ledru Rollin işçilere yardım edebilecek güce sahip değiller. Agustin Balanku ve Barbes ise iktidarda değiller. Biz eskisi gibi günde 10-11 saat çalışıyoruz. Bodrumlarda yaşıyoruz. Emeğimizin karşılığında ancak birkaç kuruş alıyoruz. Proletarya adına sermayeye karşı savaş, saraylara ve villalara savaş, aristokratlara savaş, burjuvaziye savaş ilan ediyorum.
Doğru, konuş, konuş diye bağırmaya başladı salondakiler. Heyecan artıyor, yumruklar havaya savruluyordu. Bakanları değiştirmek gerekir diye devam ediyordu konuşmacı, gittikçe sesini yükselterek. Kararsızlıktan uzak, sınanmış yurtseverler seçilsin. Eğer bizimle güzellikle anlaşmak istemiyorlarsa çalışmaya derhal son vereceğiz. Grev yapacağız, sokağa çıkacağız, silahlanacağız. Biz çoğunluktayız, biz gücü temsil ediyoruz. Tolstoy daha fazla dinlemek istemedi. Paltosunun yakasını kaldırdı ve çıktı. Kızgınlıktan deliye dönmüştü. İçgüdüsel olarak etrafına bakınarak polis aradı, polis yoktu. Tabii ki, dedi dişlerinin arasından. Ne bekliyorlar ki? Polis şefi Kasidere'de komün kulübündeki çete gibi toplumun tortusundan geliyor. Muhtemelen de ayak takımının bütün önderleriyle işbirliği halinde. Tolstoy bulvara yöneldi. Saint Martin ve Saint Denis kapıları arasına geldiğinde yürüyen kalabalık tören alayını karşısında görünce donakaldı. Parke taşlı caddede bayramlık elbiselerini giymiş, lornetli ve monoklu, kocaman bir kar beyaz boyun bağları takmış insanlar yürüyordu. Muhteşem üniformalı, bastonlu bir delikanlı, üzerine altınla Borbonların kocaman zambakının işlendiği bembeyaz bir bayrak taşıyordu. Yaşasın monarşi diye bağırıyordu göstericiler. Kahrolsun cumhuriyet. Tolstoy olağanüstü bir çeviklikle yakından geçen bir faytona atladı ve arabacıya hızla sürmesini emretti. Arabacı atları acımasızca kamçıladı. Yakov Nikolyevich geriye dönüp baktığında cumhuriyetçilerin yan sokaklarında lejitimistlere doğru koştuğunu gördü. Kahrolsun beyaz bayrak, halkın düşmanlarına ve tiranlarına ölüm, yaşasın cumhuriyet. Kıran kırana bir dövüş başlamıştı. Fayton köşeyi döndüğünde Tolstoy, Karmagnone söylendiğini duydu ve doğrulup baktığında ise beyaz bayrakların kirli caddede süründüğünü gördü. Monarşistlerin bayrağı gibi rengi uçan Yakov Nikolyevich hızla çarpan kalbini yumuşak ellerini göğsüne bastırarak sakinleştirmeye çalıştı. Tüm bu Karmagnoleculuların canı cehenneme diye fısıldadı. Vakit varken bu cehennemden kaçmalıyım. Kafasından çekilen kan korkunç bir tazyikle aniden ensesine yürüdü, kulakları uğulduyor, başı dönüyordu, ağır ağır koltuğuna yaslandı. Çardan ve Orlov'dan emekliye ayrılmak için izin istemenin zamanı geldi. Maternik işten ayrıldı, şimdi sıra bende, diye iltihaplı kafasından geçirdi Rus devlet adamı. Ama bir heyecan daha yaşandı. Champs Élysées'ten Tülürüs'e doğru ilerleyen büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Kitle safları sıklaştırmış valiliğe yürüyordu. Devasa pankartlar geçici hükümeti yola gelmeye, yurttaşların yaşamını iyileştirecek acil önlemler almaya çağırıyordu. Tolstoy gözlüklerini taktığında göstericilerin hainler ve uzlaşmacılarla hesaplaşmasını, devrimin ilk günlerindeki emekçilere verilen sözlerin yerine getirilmesini dile getiren pankartları okudu. Basın özgürlüğü satılmışların elinde ise yalanın silahıdır. İşsizliğe çare bulun, işçilere yaşanacak ücret verin. İş gününü kısaltın, işçiler ağır iş yapmaktan bitkin düştüler. Halk kaldırımları ve sokakları doldurmuştu. Araba ile ilerlemek imkansızdı. Tolstoy uslu uslu üniversite sokağına doğru yürüdü. Ona öyle geliyordu ki konvansiyon döneminde bile Tuileries'in çevresinde böylesine kalabalık görülmemişti. En azından 200 bin kişi diye hesapladı Tolstoy. Bu züğürtler korkunç çoğalmışlar. Saymak mümkün değil. Üzerinde gri gökyüzüne doğru uzanmış dövizlerin, yurtseverliği simgeleyen amblem ve yazılarla süslü bayrak ve flamaların dalgalandığı kitle Tolstoy'a doğru bir çığ gibi geliyordu. Tolstoy, üzerinde arp resmi bulunan ve İrlanda yazısı olan bir bayrak, siyah, kırmızı, altın renklerdeki Alman bayrağını ve ardından uçan bir kartal resminin bulunduğu böğürtlen renkli bir başka bayrak gördü. Polonyalılar diye homurdandı Tolstoy ürpererek. Bak sen şu aşağılık yaratıklara. Çarı bunlardan her şeyin bekleneceğine ikna etmek gerekir. Yüz başlı hidra gibiler. Birini kessen yerine 100 tane daha çıkar. Yakov Nikolyevich uzak sokaklardan dolaşarak Dışişleri Bakanı'nın evine nihayet ulaşabildi. Lamartin, Tolstoy'dan nefret duygusundan başka bir şey uyandırmıyordu. Ama geniş merdivenleri tırmanırken yüzüne yumuşak ve kibar bir ifade vermeye çalıştı.
Krala ve Tanrı'ya ihanet eden şu çenesi düşük, bugünlerde ne konuşuyor? Onun nasıl konuştuğunu hatırlamalıyım. Ah, evet şöyle bir şeydi. Ben kendimi ortak davaya adadım. İnsan bir kez ölür. Bakan Bey, geleceğine pek umutlu bakmıyor ama yine de güzel bir konuşma. Genç bir hizmetçi, Tolstoy'un pardesüsünü aldı ve koridordan odalara açılan kapılardan birini işaret etti. Yakov Nikolyevich, az kalsın, geldiğimi bildirecek hizmetçi nerede diye soracaktı ama şimdi protokol kurallarının modasının geçtiğini, haber vermeden de girilebileceğini hatırlayarak sustu. Madame Lamartine'nin salon kapısının memnuniyetsizlikle açtı. Bu küçük masalar, koltuklar, Türk divanları, içinde çiçeklerin bulunduğu vazolar, kitap ve gazetelerin yerleştirildiği raflarla dolu kocaman bir odaydı. Bütün duvarlar halk gösterilerinin ve özgürlük heykelinin yansıtıldığı taş baskı ve kara kalem çalışmalarla bezenmişti. Lamartine'in başını gururla geriye atmış halde tasvir edildiği akvarel resimler de unutulmamıştı. Abajurlar yakılmamıştı ve odayı sadece zayıf ışıklarıyla şamdanlardaki mumlar aydınlatıyordu. Dış görünüşüyle yaşını ele vermeyen Madame Lamartine, bordo renkli, şatafatlı bir elbise giymişti. Tolstoy'a içtenlikle başını salladıktan sonra çevresinde oturan kadınlara döndü. Hepsi sigara içiyor, yüksek sesle gülüyor, birbirlerinin sözünü kesiyorlardı. Ve Tolstoy'a göre son derece kaba ve hatta terbiyesizce davranıyorlardı. Tolstoy, kendilerini erkeklerle eşit gören kadınlara tahammül edemiyordu. Salonda kimin başkan olacağını tartışan bir gazeteci vardı. Dağınık saçlı bir delikanlı. Yakov, Nikolyeviç'e şiir yazdığını söyledi ve ardından boğuk sesiyle eserlerini okumaya başladı. Şiirler, özgürlük, eşitlik, kardeşlik sözleriyle başlıyor, aynı sözlerle de bitiyordu. Tolstoy bunları kendince kötü bulmuştu ama yine de şairi övdü. Madame Lamartine, bakanın geciktiğini söyledi ve gözlerini melankolik bir şekilde süzerek ekledi. Benim kocam yurdumuzun refahı için kendini feda ediyor. O, elinden geldiğince halkın bir kasırga gibi tehlikeli tutkusunu zapt etti. Ama dün bana vasiyetini hazırladığını söyledi. Maalesef, yarınlar sis içinde. Onun yaşamının her dakikası bir kahramanlık ve belki de son. Ne kahramanlık, dedi boğuk sesli şair. Göreve onurla hizmet etmek, diye ekledi bir gazeteci. Maalesef, özgürlüğün ilk günlerindeki şiirsellik yerini katı bir duygusuzluğa terk etti, diye ekledi Madame Lamartine gözlerini indirerek. Salonda konuşulanlara yaraşır bir suskunluk oldu. Bu arada odaya iki erkek girmişti. Tolstoy, küçük ağızlı ve bakışları öfke dolu, zayıf, uzun boylu adamın Lamartine olduğunu anladı. Yanındaki tıknaz subay ise ilk defa görüyordu. ''Takdim etmeme izin verirsen'' diye önce karısına sonra da konuklarına döndü Lamartine. Hepinize takdim etmek istiyorum. Hükümetin umudu General Eugene Kavaşnak. Gazeteciler hareketlendiler. Söyleyin yurttaş Kavaşnak, Milli Savunma Bakanlığını kabul edecek misiniz? Diye sordular birbiriyle yarışırcasına Cezayir Genel Valisine. Günümüz Fransa'sında Milli Savunma Bakanının durumu yanıltıcıdır, diyerek belirsiz bir cevap verdi Kavaşnak. Görünüşte bütün ordu onun emrindedir ama gerçekte elinin altında bir tek tabur bile yoktur. Yurdumuzu her taraftan tehdit eden kargaşa ve taşkınlıklar karşısında ne yapabilir ki? Bonapartçılar, kralcılar, cumhuriyetçiler ve nihayet kudurmuş komünistler birbiriyle ölümüne savaşmaya hazır durumdalar. Eğer geçici hükümet orduyu Paris'e geri getirir ve başkent garnizonunu yeterince güçlendirebilirse o zaman sizi ilgilendiren sorun çözülmüş olacak. Ben bir subayım. Benim prensibim ise düşünmek değil, ulusumuzun refahı ve düzeni adına hareket etmektir. Kişisel becerilerim de belki belirleyicidir. Şimdilik ulusal muhafızların pişman komutanları ve polis şefi Cosidere Varsın terbiyesizlik yapsın. Cosidere'nin ismini duyan bir kadın heyecanla konuştu. Bu tehlikeli demagog kemerinde iki tabanca taşıyor. Haklısınız, dedi Lamartine. Geçenlerde o bu haliyle benim kabulüme geldi. Yurttaş Kasüder'e sordum. Neden tabanca taşıyorsunuz? Yoksa yaşamınızdan mı endişeleniyorsunuz? Hayır diye cevap verdi Kasüder'e. Benim istifamı isteyecek kadar cesur olabilecek kişiye karşılık vermeye hazır olmak istiyorum.
Hiç kimse istifanızı vermenizi istemiyor. Ama sizin yerinize başkasını getirmeye karar verdiğimizde bunu posta ile bildireceğiz. Bundan korkmuyorum, dedi polis şefi. Hiçbir postacı bana öyle bir haberi getirmeye cesaret edemez. Ama eğer böyle biri çıkarsa öyle karşılanacak ki bundan böyle hiç kimse aynı amaçla bana gelmeye cesaret edemeyecek. Bu konuşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yurttaş Kavignak. Çok haklı olduğumu gösteriyor, diye cevap verdi general kibirle. Benim Cezayirli askerlerime Paris'te gerçekten ihtiyaç var. Korkunç, dedi abartılı bir duygusallıkla Madame Lamartine. Yaşam günden güne daha da çekilmez oluyor. Paris valisi, birinci büyük devrimdeki gibi özel yurttaşlık cüzdanları sistemini tekrar yürürlüğe koydu. Ben bir bakanın karısıyım ama bu cüzdanı göstermeden belediye sarayına, kocamın yanına gidemiyorum. 1793 yılına ait bir parodi daha. Ne idüğü belirsiz, züğürt nöbetçiler teker teker beni merdivende durduruyor ve bağırıyorlar. Cüzdanınız mı adam? Onu her yerde gösteriyorum. Dinlenme yerlerinde, salonlarda, ta kocamın odasına kadar. Ben genellikle kocamı haftada birkaç dakikalığına ziyaret ediyorum. O kadar meşgul ki belediyede geceliyor. Bir düşünün, geçenlerde merdivenden çıkarken üstü başı perişan bir nöbetçi aşağıdan ötekine bağırdı. Lamartine'nin geçici karısının geçmesine izin verin. Herkes neşeyle güldü. Evet, ünlü generallerden hiç kimse Milli Savunma Bakanlığını kabul etmek istemiyor mu? Diye sordu Tolstoy. Evet, şimdilik. Silah çeşitlerini bile güçlükle ayırt edebilen Profesör Arago, Milli Savunma Bakanlığını yönetmek zorunda. Bugün başkentte fırtınalı bir gün yaşadık, diye yine başladı Tolstoy, Lamirten'e dönerek. Kızılların 93 yılını tekrarlayacaklarını ama bu sefer birincisinden farklı olarak hak ettikleri giyotinin altında ölmek yerine kazanacaklarını düşünmüyor musunuz? Bakan Bey, bu konudaki görüşleriniz ne? Politik inançlar rüzgarın kovaladığı dalgalar gibidir, diye gülümsemeye çalıştı Lamartin. Eğer onu kıyıya doğru itiyorsa bazen dibe çökebilir ama kısa bir süre için. Suyun hareketleri onu yine okyanusun enginliklerine sürükleyecektir. Ama çok şüphecisiniz. Daha da fazlası. Politika konusunda ateistim. Bir diplomat için bu özellik önemli. En istikrarlı adam sizin çağrınız. Evet, umarım devrim afeti her şeyi kasıp kavururken düzenin tek desteği büyük Rusya olacaktır. Tolstoy başını eğdi, başını tekrar kaldırdığında yüzüne Lamartine karşı taparcasına bir coşku ifadesi yerleştirmişti. Bu coşku, ün düşkünü, kendini beğenmiş bakanı daha karşılaştıkları ilk anda derinden etkilemişti. Ama yine de nasıl oluyor da belediye binasını havaya uçurmaya ve belki de geçici hükümet üyelerinden bazılarının kafasını kesmeye hazır olan kızıl çılgınlarla, şu aşırı demagoglarla uzlaşmayı başarıyorsunuz? Diye sordu çekingen bir tavırla Tolstoy biraz sustuktan sonra. Aa, bu paratonerle elektrik kıvılcımı arasındaki ilişkiye benzer, dedi oldukça yüksek sesle Lamartin. Gazetecilerin hepsi sanki bir kişiymiş gibi bu şaşırtıcı itirafı not defterlerine yazdılar. General Kavignak kısa bir süre sonra Cezayir'e gideceğini söyleyerek özür diledi. Herkese hitaben reverans yaptı ve Dışişleri Bakanı'nın evini terk etti. Söyler misiniz, bu Kavignak kimdir? Onun kökenini kastediyorum, diye sordu Tolstoy, şiir yazmanın yanı sıra bakkal da işleten şaire. Tabii ki bir şeyler biliyorum. Bütün subaylar gibi olduğundan daha genç göstermesine rağmen artık 46 yaşında. Oldukça vasat bir kumandan olarak tanınıyor. Daha da fazlası korkak olduğu söyleniyor. Size bir sır vereceğim. Oran şehrinde bazı müzipler Cezayir'e genel vali olarak atandığını öğrendiklerinde ona bir sandık içerisinde kadın elbisesi ve iyi göndermişler. Bir teröristin oğlu ve bir komplocunun kardeşi olmasına rağmen onun aslan görünüşlü bir inek olduğunu söylüyorlar. Siz herhalde rahmetli Godefroy Kadignak'ı hatırlıyorsunuzdur. 45'te vefat etmişti. General Kavignak babasının ve 10. Charles'a ve Louis Felipe'ye karşı mücadele etmiş cumhuriyetçi kardeşinin adları sayesinde şimdiki hükümetin güvenini kazandı. Ama bana öyle geliyor ki bu Kavignak inek gibi görünen bir aslan davranışı sergileyecektir. Onun
Kızıllara sempati duyduğunu fark etmedim, dedi sessizce Tolstoy. Madame Lamartine misafirleri yemek odasına buyur etti. Cumartesi akşamı diye konuşuyordu sevinçle ve pazar sabahı kocamın evde olduğu ender saatler. Fazla gösterişli olmayan akşam yemeğinde ortak bir sohbet tutturuldu ve Lamartine yabancılarla mültecilerin yarattığı kronik sorunlardan yakınmaya başladı. Tolstoy konuyu hemen Polonyalılara çevirdi. Onlar da İrlandalılar ve Almanlar gibi çok can sıkıcı diye onayladı ev sahibi ve bu sabah Polonyalı temsilcileri kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Polonyalılar Fransa'dan ayrılmak, Almanya üzerinden Polonya'ya ulaşmak için Cumhuriyet hükümetinin kendilerine maddi imkan sağlamasını ve devlet cephaneliğinden silah verilmesini istemişler. Ben şöyle cevap verdim, dedi Lamartin. Tolstoy'un yüzüne dost doğru bakarak. Onlara para verebiliriz ve nerede harcayacaklarına karışmayız. Ama onlara silah temin edemeyiz. Çünkü bu, diğer ülkelerin iç işlerine karışmayacağımızı ilan ettiğimiz manifestomuza aykırı. Emin olun ki köprüp küfretmeye başladıklarında ve Fransa'nın alnında 18 yıldır bir leke olarak kalan diğer halkların aşağılanma politikasına devam ettiğini iddia ettiklerinde bile kararımdan taviz vermedim. Bu haydutlar beni tehdit ettiler, diye bağırdı yüksek sesle Lamartine kızgınlıkla. Eğer Cumhuriyet hükümeti gerektiği gibi davranmazsa Polonyalılara kardeş gözüyle bakan dürüst yurtseverlere katılıp bizi devireceklermiş. Polonyalıların tehditini hatırlayan Lamartin sesini daha da yükseltti ve sinirli jestler yaparak kalktı. Ama bütün bunlar roldü. Fransa Dışişleri Bakanı Tolstoy'un Polonyalı sığınmacılar hakkında şu anda duyduklarını Petersburg'a yetiştireceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden Lamartin adalet ve hümanizm üzerine genel geçer laflar etti. Gerçekte ise Polonyalı eylemcilere yardım etmelerinin nedeni Çarlık Rusya'sının çıkarlarına zarar vermek isteğiydi. Fransa hükümeti Polonya'nın Uluslar Bağımsızlık Hareketi'ni destekleyerek 1. Nikolay'ın politik ve askeri konumunu zayıflatmayı amaçlıyordu. Ben insanlara karşı büyük bir sabır ve iyi niyet gösteren bir adamım, diye devam etti Lamartin Tolstoy'a bakarak. Ama artık sabrım tükendi ve onlara tam olarak şöyle cevap verdim. Eğer biz konukseverlik gösterdiklerimizin ekmeğine kadar her şeylerini bize borçlu olanların istekleri karşısında taviz verirsek, Fransa'nın bizzat Polonya'dan daha küçük düştüğünü kanıtlamış oluruz. Mükemmel bir cevap, dedi Tolstoy. Ama gazetecilerden biri aniden bakana yaklaşarak ve onun evinde bulunduğunu hiç aldırmadan sert bir şekilde konuştu. Siz haklı değilsiniz, Bay Lamartin. 1815 anlaşmaları iptal edildi. Savaşan Fransa, bağımsızlığını kazanması için Polonya'ya yardım etmek zorunda. Cumhuriyet olarak bu bizim görevimiz. Yemek odasında bir an sessizlik oldu. Ardından bir uğultu yükseldi. Anlıyorum, dedi Madame Lamartine, tahrik olmuş bir halde. Sizi buraya kana susamış bir Marat sempatizanı gönderdi. Ben Dışişleri Bakanlığı'nın misafir odasının bir Jacobin kahvehanesi gibi veya onların kulüpleri gibi bir konuşma salonuna dönüştürülmesine izin veremem. Yarattığı etkiden son derece memnun kalan gazeteci, kimseyi selamlamadan çıkışa yöneldi ama sükunetini koruyan Lamartine onu kapının yanında durdurdu. Gazetelerden çok korkuyordu ve edebiyatçılara karşı dal kavukluk yapıyordu. Açık fikirlere her şeyden çok önem veririm ve eminim ki bunları bana duyduğunuz samimiyetten dile getirdiniz. Aksi takdirde bu evin kapısını açmazdınız. Burada bulunan herkes cumhuriyetin ve düzenin savunucusu. İzin verirseniz dürüstlüğünüz için size teşekkür etmek istiyorum. Benim geleceğe inancım sonsuz. Bu geçici hükümetin yüksek başarısı anlamına gelir. Tolstoy evine geç saatte döndü. Bugün gördüğü ve duyduğu şeylerden gerilmişti. Bulanık bakışlarını şöminede parıldayan ateşe dikerek sabahlığı ile uzun süre oturdu. Karanlık düşüncelere dalmıştı. Ona göre devrim ölümden daha korkunçtu. Devrim onu foyasını ortaya çıkarmakla rezaletle tehdit ediyordu. Eğer kargaşa salgını, Tolstoy düşüncelerinde devrimi böyle tanımlıyordu, diğer ülkelere geçip Rusya'ya da hakim olursa neler neler olacaktı. Viyana'ya ulaşan devrim dalgası Berlin'i de içine almak üzereydi. Fransız burjuvazisi Cumhuriyet rejimine karşı mücadele etmeye başlamıştı. Tolstoy gericiliğin bir an önce kazanması için dua ediyordu.
Ama şimdilik yangın sönmeye yüz tutmuşken yakınlarda yanan binanın kıvılcımlarından tekrar alevleniyor. Prusya ve Avusturya'daki devrim demagoglara güç kazandırıyordu. Bütün bunlar benim için nasıl bir dönüm noktası olacak? Petersburg'a ve Çar'a beklemeye zaman olmadığını ispatlamalıyım. Rusya'nın müdahalesi şart. Bir an önce savaş başlamalı. Buradaki ayak takımını uslandırmak için hiç olmazsa birkaç Rus kol ordusu göndermeleri gerekiyor, diye düşünüyordu Tolstoy. Sönmüş şöminenin yanındaki koltukta bu şekilde sabaha kadar kaldı. Rus serserileri Mart ayında Paris'ten kendi yurtlarına döndüler. Ünlü varlıklı Ağa Narişkin de Rusya'ya gitmek üzere hazırlanıyordu. Eskiden tanıdığı bilim adamı ve toprak ağası Golovin de vedalaşmak için ona uğramıştı. Artık birkaç yıldır Paris'te oturuyordu ve hain Tolstoy'un iki yüzlü çirkefliğini ortaya sermişti. Dayanamayarak kendinden geçmiş bir halde onu çok heyecanlandıran bu konu hakkında ev sahibiyle konuşmaya başladı. Narişkin somurttu. Sen Ivan Gavrilovich av köpeği gibi ne diye bataklıkta geziniyorsun? Yaşka Tolstoy'un soylu olup olmadığından sana ne? Doğru söylemek gerekirse o dürüst ve namuslu biri gibi Rus tahtına ve otokrasiye hizmet ediyor. Bugünün itibariyle o bir monarşisttir. Ve onun hayal ettiği gibi bir ordu doğuda da batıya doğru yürüyüp buradaki Jacobin pisliğini temizlemezse, temizlerse de hiç fena olmaz. Tolstoy Metternich'e benziyor. Bakan olsaydı Selyov'u çoktan alt etmiş olurdu. Gerçek bir devlet kafası. Sen onu lekelemek mi istiyorsun? Neden? Bunu niye yapmak istiyorsun? Ama Tolstoy'un kullandığı yollar, diye kızıyordu Golovin. Saçmalık. Amaca giden her yol meşrudur. Aa, sen bir Cizvit'sin tabii. Ignatio Loyola'nın tarikatlarına üye değil miydin? Bazen Cizvitlere hak vermemek elde değil. Onlar bizim kellelerimizi ve servetimizi tehdit etmiyor şimdilik. Çok kötü şeyler oluyor. Şubat ayında beni Narişkin'i faytondan indirerek ayak takımı için barikat kurmaya zorladılar. Düzen buna denir. Hayır, ben Tolstoy'un devrime karşı duyduğu sınırsız nefrete saygı duyuyorum. O büyük bir yurtsever. Yakov Nikolyevich'i deşifre ederek sen Kızıllara yardım ediyorsun. Belki de sen onların yanındasındır. Narişkin bu varsayımda bulunduktan sonra kalkar gibi oldu ve doğrudan Golovin'in gözlerinin içine baktı. Ben sadece bir bilim adamıyım, diye cevap verdi Golovin uysal bir ses tonuyla. Olup biten her şeyi gözlüyorum ve Tanrı'ya, insanlara mutluluk göndermesi için gözlerim yaşararak dua ediyorum. Golovin'in sesi birden güçlenmiş, gözleri parlamıştı. Ama alçak Tolstoy'un foyasını meydana çıkarmak benim görevim ve bu konuda geri adım atmayacağım. Golovin, Narişkin'le soğuk bir şekilde vedalaştıktan sonra evine döndü ve oturup Rusya'daki kardeşine mektup yazdı. İri harflerle yazdığı her sözcüğün üzerinde tek tek durarak yavaş yavaş yazıyordu. 30 bin yabancı Paris'ten ayrıldı, diye bildiriyordu. Bu arada zavallı insanlık azla yetinmek yerine kan akıtmayı tercih ediyor. Lamartine sürekli belagat sergiliyor. Şimdilik Fransızların bir Napolyon'u yok ama savaş onu doğurabilir. Bütün bu kavgadan öylesine nefret ediyorum ki evlenip ıssız bir yere yerleşmek istiyorum. Tarihte öyle günler vardır ki o çağ bakımından paha biçilmez değerde olurlar. Böyle günlerde her an yeni haberler gelir ve binlerce insanı etkileyen değişiklikler olur. Devrim böyle günleri cömertçe sunar. Paris, faal ve gerilim yüklü günler yaşıyordu. Halk gece gündüz, geçici hükümetin oturumlarının yapıldığı belediye sarayının önünde toplanıyordu. 9 Termidor'da Robert Perry'nin oğlunun Jacobenlerin yenilgisini öğrendikten sonra kendisini atmak için kullandığı pencereye yas örtüsüyle örtülmüştü. Halk, en despot kral 14. Louis'in heykeline pislik atmıştı. Fransa'ya pahalıya patlayan bu monarkın heykelinin başına birileri soytarı şapkası geçirmişti. Belediyenin önüne her gün işsiz kalabalığı birikiyordu. Onlara yeterince ekmek, peynir ve et veriliyordu. Hükümet, atölyeler kurmak için acele ediyor ve onları tıpkı gezgin muhafızlar gibi destek alarak kazanmayı umut ediyordu. Joan Stack ailesiyle birlikte Paris'e döndü. Vaugirard sokağında araba ustasının dulu ona yine kiralık bir oda verdi. Stack yeni açılan kulüplerden birinde eski dostu dokuma işçisi Cabien ile karşılaştı.
Ondan Pietro di Verrolli'nin İtalya'ya gittiğini ve muhtemelen ayaklanmacılara katıldığını öğrendi. Etienne Cabien, Saint Honor sokağındaki barikat savaşında aldığı yaranın izini Stack'a gururla gösterdi. Sen deneyimli bir barikat savaşçısın Stack. Ne yazık ki o günlerde bizimle birlikte Paris'te değildin. Epey barut soluyacaktın dostum. Bunlar uğruna hayat feda etmeye değer günlerdi. Stack geciktiği için üzülüyor, hazıra konduğunu düşünüyordu. Ama etrafında olup biten her şeyi dikkatle izleyen Stack, çok kısa bir süre sonra kabine şöyle dedi. Korkarım Paris sokaklarında yeterince kan dökülmemiş. Johan, Agustin Balanku ile görüşmeyi çok istiyordu ama önce iş bulmalıydı. Genevieve arada bir hastalanıyor, oğlu Johan kız kardeşiyle ilgileniyor ve ev işlerinde annesine yardımcı oluyordu. Brüksel'den getirdikleri para kısa sürede tükenmişti. Her şeyden önce karısı ve çocukları için ekmek parası kazanmalıydı. Stack, Çiliç'teki Şubat'ta boşaltılan Borçlular Hapishanesi'nin binasında Terziler Birliği'nin ilk atölyesinin açıldığını duydu. Bir sabah erken saatlerde iş istemek üzere bu atölyenin yolunu tuttu. Çiliç'teki dişkiçi atölyesi sırasındaydı. Terziler ve kalfaları eskiden hücre olarak kullanılan büyük odalarda zamanın ve rutubetin kemirdiği sütunların arasında yerlerde oturarak dikiş dikiyorlardı. Masa ve sandalye yoktu. Pencerelerdeki parmaklıklar kaldırılmıştı. Işık ve hava eski hapishaneye engelsiz sızıyor, küf ve amonyak kokusunu ağır ağır yok ediyordu. Çok sayıda referansa sahip olan Stack, 1839 yılında Balenkü'nün Mevsimler Birliği'ne üye olduğu için avantajlıydı. Terzilerin arasında birçok eski tanıdığıyla karşılaştı. İşçiler atölyenin yöneticilerini kendi aralarından seçiyorlardı. İçlerinden biri Frik şapkalı, yüzü İncil'deki havarilerinkine benzeyen, herkesin Paul Baba dediği, sakallı, düzgün görünüşlü ihtiyar, Stack'a Terziler Birliği'ndeki düzeni uzun uzun anlattı. Her işçiden zanaatı bilmesinin dışında disiplinli ve çok özenli olması isteniyordu. Atölyedeki her şey yeni bir başlangıca göre düzenlenmişti. Dullara, öksüzlere ve hastalara yardım etmek üzere özel bir fon oluşturulmuştu. Kârın bir kısmı ortak sermayeye aktarılıyordu. Böylece birliğin yakın bir gelecekte genişlemesi ve güçlenmesi hedeflenmişti. Terziler ve kalfaları, diyordu Paul Baba, okuma salonu, okulu ve banyosu olan bir mesken inşa etmek istiyorlar. Gelecekte bu refaha ulaşmak için zamanı ve enerjimizi zorlayarak çalışıyoruz. Stack'a öyle geliyordu ki bütün bunlar yaşam boyunca gördüğü en güzel rüyanın gerçekleşmesiydi. Atölyedeki çalışma koşulları son derece ağır olmasına rağmen terziler kendilerini olağanüstü iyi hissediyor, birlikte hızla büyümekle kalmıyor, aynı zamanda büyük karlar elde ediyorlardı. Aynı gün Stack'a iş verildi. Johan, pis, gri duvarın yanına oturarak dikmeye koyuldu. Mutluydu. Bugüne dek genellikle karamsar ve hüzünlü olan yüzünden gülümseme eksik olmuyordu. İlk defa efendilere çalışmıyordu. Klik'teki atölyenin işleri türküleri engellemiyordu. Stack hiç farkına varmadan devrimci Paris'in gözdesi olan Pierre Dupont tarafından yaratılan sade bir ezgiye eşlik etmeye başladı. Pierre Dupont ve dostu Pierre Lamçam Dabe'nin şarkılarında sade ve içten sözcüklerle yoksulların özgürlüğü müjdeleniyor, emekçi sınıfın sefaleti ve acıları anlatılıyordu. John Stack şarkı söylüyordu. Güçlü, melodik sesi, kölelik zincirlerini kırarak yeniden doğan bir ruhun coşkusunu haykırıyordu. Bir zamanlar hapishane olan binanın duvarları ve sütunları, özgür Fransa yurttaşının hak ve görevlerini anlatan parlak, renkli pankartlarla tamamen kapatılmıştı. Dürülmüş birkaç kızıl bayrak bir köşede hazır bekliyordu. Her an sokaktaki bir gösteri için gerekli olabilirdi. Paris'te çok fazla işsiz vardı. Belediyeden az miktarda para ve kendi paylarına düşen yardımı aldıktan sonra genellikle iş aramak için Lüksemburg Sarayı'ndaki Devlet İşçi Yerleştirme Komisyonu'na gidiyorlardı. Burası her zaman çok gürültülü ve kalabalıktı. Uzun süredir iş arayıp bir sonuç alamadıkları için bekleyenler sinirliydi. Kolayca bağırıp çağırabiliyorlardı. Sorunları çözmek için kurulan hükümet komisyonunun oturumlarının yapıldığı salonda iş yeri sahipleriyle işçiler arasında kaba atışmalar oluyordu. Yeni yapılan bir grevin nedenleri de sıklıkla burada açıklanıyordu.
Terzilerin ardından saraçlar ve dokuma işçileri de kendi şirketlerini kurmuşlardı. Ama el emeğini kullanan bu kooperatiflerin, zengin patronların büyük işletmeleri ve fabrikalarıyla rekabet etmeleri zordu. Atölyeler işçilerine yeterli ücret veremiyordu. Devrim Fransa'nın emekçi halkına pek fazla bir şey vermemişti. İş günü sadece bir saat uzatılmıştı. İşçiler en az 11 saat çalışıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar harcadıkları emek karşılığında erkeklere göre daha az ücret alıyorlardı. Halk açlık çekerek savunduğu devrim için çok büyük özverilerde bulunmuş olmasına karşın hala eskisi gibi bodrumlarda yaşıyordu. Bir seferinde Stack, Paul Baba'nın izniyle şimdi sorunları çözme komisyonunun toplandığı eski Lüksemburg Sarayı'na gitti. Etin Kabi'nin çalıştığı fabrikanın grevdeki işçilerinin haklı taleplerini desteklemek gerekiyordu. Joan Stack, sorunları çözme komisyonunun salonuna girdiğinde ilk gördüğü Louis Blanc oldu. Başını azametle kaldırarak grevci işçileri sakinleştirmeye çalışıyordu. Toplumsal devrimden ve kapitalist sistemin barışçıl ve sancısız bir şekilde tasfiyesini gerçekleştirmesinden söz ediyordu. Bu haliyle de devrimin zaferi için hiçbir özverinden kaçırmadıkları halde yorgunluktan ve açlıktan ayakta zor duran işçileri uyutmaya çalışıyordu. Louis Blanc salonda son derece yüksek topuklarının üzerinde hafifçe yaylanarak bitkin ve karamsar insanların oturduğu koltukların arasında geziniyor ve hiç susmamacasına konuşuyordu. İşçi komisyonu kurmamız lazım. Devletin verdiği krediyle demir yollarını ve madenleri zenginlerden satın almak gerekiyor. Daha çok sabır yurttaşlar. Biz devlet teminatı altında sigorta kuracağız. Sizin için, ülkenin gerçek efendileri için, tıpkı bizzat benim gibi proleter alanlar için muhteşem evler ve hastaneler inşa edeceğiz. Biz, işçilere insanca yaşam koşulları sağlayarak yoksulluktan zenginliğe, karanlıktan aydınlığa doğru ilerleyeceğiz. Louis Blanc, bu rutubetli ve karanlık bodrumlar büyülü bir esin kaynağıymış gibi kendisini dinleyen işçilere gelecekteki müstakil ve aydınlık evlerini parlak bir biçimde anlatıyordu. Nutkuna kendini iyice kaptıran hatip sözlerini şöyle bitirdi. Gidin ve çalışın. Bize güvenin. İşte bakın, sizin böyle bahçeleriniz olacak. Louis Blanc ayaklarının üzerinde yükselerek pencereyi açtığında yüzyıllardır saray bahçıvanları tarafından yetiştirilen nadide çiçeklerin ve bitkilerin bulunduğu Lüksemburg bahçesinden eşsiz bir koku yayılarak zemini pis, duvar kağıtları yıpranmış karanlık salona girdi. Salondakiler bahçedeki güzel kokularla birlikte kuş sesleri de işittiler. Salona suskunluk çöktü. Sorunları çözme komisyonuna çağrılan burjuvalar sakallarının ardında gizlenerek sırıttılar. Bu dik kafalı emekçilerle uzlaşma çantada keklik gibiydi şimdi. Ama şikayet için gelen kalabalığın arasında fırlayan biri bu sükuneti bozdu. Siz yurttaş Louis Blanc, bize gidin ve çalışın diyorsunuz, dedi gürleyen bir sesle Etine Kabin. Bize bunu tavsiye ederken hiç düşündünüz mü? Bütün bunlar isteseniz de istemeseniz de bir kandırmacadan ibaret. Sizi kim anlayabilir ki? Siz bizi kandırmalarına yardımcı oluyorsunuz. Yoksa yurttaş Louis Blanc bilmiyor mu ki bizim ne üzerinde çalışabileceğimiz tarlamız, ne ev yapmak için odunumuz, ne de dövmek için demirimiz var. Bahçelerden meyve toplamak, vahşi hayvan ağına gitmek veya orman serinliğinden zevk almak bize yasak. Payımıza ne yeterince iş ne de yaşamın nimetleri düşüyor. Bu dünyaya geldiğimizde baktık ki artık her şeyin bir sahibi var. Bizi acımasızca kaderimize terk eden kanunlar bizsiz çıkarılmış. Ne diye gelecek hakkındaki güzel şarkılar söylüyorsunuz? Biz hemen bugün yaşamak ve babalarımızın ve ellerimizin yarattığı her şeyden kendi payımıza düşeni almak istiyoruz. Sahibi olmayacağımız evleri neden inşa edelim? Biz bodrumlarda yaşarken inşa ettiğimiz evlerde, genellikle kocaman evlerde 2-3 kişi keyif çatıyor. Yeryüzündeki her şey insanların onları eşit olarak paylaşmaları için verilmedi mi? Bizzat siz kitaplarınızda böyle yazmıştınız. Oysa gerçekte üretim araçları çoğunluktan alınarak seçilmiş azınlığın eline bırakılmıştır. Çok doğru, diye yanıt verdi Louis Blanc, hiç istifini bozmadan. Ve işte buna bir son vermek için sizi kışkırtmak ve zaman kazanmak amacıyla burjuvazinin sadaka olarak önümüze attığı ulusal atölyelerin yerine ben toplumsal atölyeleri öneriyorum. Orada işçilerin sadece karnı doymayacak,
Aynı zamanda kendi elleriyle yarattıkları her şeyi yönetebilecekler. Ama Louis Blanc artık eski güveni sağlamıyordu. Israrcılığı ve karmaşık, tutarsız görüşleri yüzünden halkın sevgisini kaybetmişti. İşçiler can sıkıntısıyla başlarını salladılar. Louis Blanc'ın sözde projesinin hayata geçmesini beklemektense bir parça ekmek için var olan atölyelere girip herhangi bir iş sahibi olmak daha iyiydi. Bu arada Lüksemburg İşçi Komisyonu ve Belediye Sarayı'nda işsizlik ve işçi sınıfın yoksulluğu üzerinde tartışılırken Paris'te ve Taşra'da Ulusal Muhafız Ordusu'nun teğmenleri ve subayların seçimi için oylamalar yapılıyordu. Auguste Blanc'ın Mevsimler Birliği'nden eski yoldaşı Armand Barbes, oy çokluğu ile 20. Lejyon'un teğmeni oldu. Gerici düşüncelerini Cumhuriyet üniforması altında saklayarak devrimle hesaplaşacakları kara saati bekleyen çok sayıda burjuva züppesi de bu lejyona sızmıştı. Johann Stack, derin saygı duyduğu Auguste Blanc'ın Temmuz monarşisine karşı mücadele ederken yoldaşı ve dostu olan Barbes'le ilişkisini koparmak zorunda kaldığını öğrendiğinde hem şaşırdı hem de üzüldü. Terzi kendisini gizli Mevsimler Birliği'ne götüren Barbes'le birlikte barikatlarda nasıl savaştıklarını ve her ikisinin de nasıl yaralandıklarını hatırladı. Aynı dönemde Barbes ve Blanc bu cumhuriyetçi komplo örgütünün merkez komite üyeleriydi. Blanc için harekatın başı, Barbes'e ise kolları diyorlardı. Ama 1848 yılında düşmanlığa dönüşen anlaşmazlık iki cesur savaşçıyı birbirinden sonsuza dek ayırdı. Sıradan Fransız yurttaşları aslan yürekli ve parlak fikirli Barbes'i seviyor ama Blanc'a her zaman daha çok güveniyorlardı. İşçiler enerjisine hayran oldukları bu adamın düşüncelerine de değer veriyorlardı. Güçlü bir karakter ve gözü kara bir yiğitlik her zaman keskin bir zekaya ve derinlikli düşüncelere tekabül etmez. Barbes, devrime katılan güçlerin saflaşmaları konusunda net fikirlere sahip değildi. Dalkavuklardan kolayca etkilenebiliyor, önderlik etmeyi sevdiği halde genellikle deneyimli entrikacıların elinde bir maşa haline gelebiliyordu. Geçici hükümetin icraatını savunan Barbes'i, Blanc'den ayıran sadece fikir ayrılığı değil, aynı zamanda dostuna karşı beslediği ve bir türlü kurtulamadığı rezil duygu, kıskançlık oldu. Stack ve Cabin, Nisan aylarının başında boş oldukları bir cumartesi akşamı Auguste Blanc'ın yönettiği Cumhuriyet Merkez Kulübü'nün Berger Sokağı'ndaki binasına gitmişlerdi. Blanc'cilerin yerleştiği eski tiyatro binasının önünde yoğun bir kalabalık vardı. Toplantıya katılmak zor olacaktı. Ama Stack ve Cabin kulübün üyeleri arasında hemen arkadaş bulup ağzına kadar dolu binaya girmeyi başardılar. Sadece işçiler, bilim adamları, ressamlar ve sanatçılar değil, burjuvalar da adı bazıları için kutsal bir esin kaynağı olan, bazılarına ise devrim haberini veren tehlike çanını çağrıştıran adamı görmeye ve dinlemeye çalışıyorlardı. Paris'teki kulüplerin federasyonu niteliğindeki kulüpler kulübüne birkaç yüz kulüp bağlıydı. Ama bu kulüplerin hiçbiri tek tek, hatta hepsi birden emekçi halk üzerinde etkisi bakımından Balankü sempatizanlarının örgütü Cumhuriyet Merkez Kulübü ile boy ölçüşemezdi. Stack ve Cabin oturumun başlamasını beklerken bir zamanlar tiyatro olan binanın fauyesinde geziniyorlardı. Çok geniş gömleği pantolonun üstünden sarkan, tıknaz, geniş omuzlu, gözleri ışıldayan bir işçi onlara yaklaştı. ''Merhaba, dostum Marche,'' dedi Cabin sevinerek. ''Uzun süredir görüşemiyorduk.'' Ve Stack'a dönerek açıkladı. ''Bu benim eski dostum. Birer sümüklü yumurcak iken onunla birlikte çamurda oynardık. Babalarımız aynı devrimci dükkanda çalışıyordu. O bizim sokaktaki en iyi dövüşen çocuktu. Ondan epey kötek yemişimdir.'' ''Kilisenin bahçesindeki ağaçlara tırmanarak dindar nineleri nasıl korkuttuğumuzu hatırlıyor musun?'' Stack, Şubat devriminin kahramanlarından biri olan Marche hakkında çok şey dinlemişti. Marche, yaşamında çok önemli bir yer tutan, hükümetten işçi sınıfının haklarını istemek için kurulan delegasyona nasıl katıldığını anlatmaya başladı. ''Bu tavus kuşu tüylü horoz Lamartine, bizim bir çocuk gibi onun sözlerine gerçekten kanacağımızı sandı. Ama düşündüğü gibi olmadı. Ben Lamartine dedim ki, benim sizinkinden daha derin konuşabilen ve her şeyi delip geçen bir dilim var. İşte benim ateşten dilim. Bu sözleri söylerken bakana tüfeğimin namlusunu gösterdim. Bu bizim işçi dilimiz.
Burjuvazi ile anlaşmaya otururken başka türlüsü olamaz. Lamartine ne yaptı? Diye büyük bir ilgiyle sordu Stack. Önce biraz şaşırdı ama hemen kendini topladı. Kurnaz adam, bizi kandırmaya çalıştı. Yurttaş işçiler diyordu. Biraz sabredin, bize zaman tanıyın. Böylesine önemli sorunlar bir saatte çözülemez. Biz Lamartin'le konuşurken Louis Blanc, Flacon, Ledru Rollin ve birkaç işçi pencerenin önüne çekildiler, aşağı yukarı istediğimiz gibi bir kararname yazdılar. Her kelimesini hatırlıyorum. Fransa Cumhuriyeti hükümeti, emekçilere iş sağlama yükümlülüğünü üstlenir, bütün yurttaşlara iş temin etmeyi garantiler. Bir noktada daha başarı elde ettiğimizi unutuyorsun Marche, diye ekledi Kabiyen, sesi alçak gönüllüydü. Sonra Stack'a açıkladı. Ben de temsilciydim ama eğer Marche olmasaydı bakan beyler bizi atlatacaktı. Hükümetin karşısında başarı sağladığınız konu nedir? Diye sordu Stack. Hükümet, emeklerinin karşılığını almak için işçilerin birlikler kurmalarını kabul etti, diye cevap verdi Marche. Güya isteklerinize saygı duyuyormuş gibi yapıp sizi kurnazca atlatmışlar, dedi biraz düşündükten sonra Stack. Bütün bunlar sadece oyalama. Bunu daha sonra biz de anladık ama savaşmadan bir şeyler elde ettiğimize seviniyorduk, dedi dalgınlaşan Marche. Ne yapabilirdik? Bize sabretmek öğretilmişti. Evet, diye onayladı Stack. Halk eskiden olduğu gibi şimdi de açlık çekiyor. Kardeşlerimizin acı deneyimlerden ders alarak işçi sınıfının bu 19. yüzyıla nedenli zor şartlarda yaşadığını görebiliriz. Doğru, dostum, dediler aynı anda Marche ve Kabiyen. Aklıma gelmişken, Etin'le itiraf etmelisin ki, dedi Marche, dostuna kurnazca göz kırparak yine neşelenmişti. O zaman sen belediye sarayında bir divanda kırmızı kadife parçası kestin ve ondan bayrak yaptın. Bu bayrağı daha sonra pencereden göstericilere attın. Öyle bile olsa, diye hafiften gülümsedi Kabiyen. Biz barikatlarda kızıl bayrakların altında savaştık. Kızıl bayraklar gelecekte de zaferlerimizin tacı ve düşmanlarımızın korkulu rüyası olmalı. Başlama zili bütün tiyatroda çınlamaya başlayınca üç arkadaş sohbetlerini bitirmek zorunda kaldı. Oturum başlıyordu. Bir an önce yer kapabilmek için herkes salona yönelmişti. Sahneye Auguste Balanque çıktı. John Stack güçlü bir ruh, sarsılmaz bir irade ve yiğitlik abidesi gibi gördüğü bu adamın kırışıklıklarla dolu yıpranmış yüzünü, beyaz saçlarını, kambur sırtını ve cılız vücudunu görünce ürperdi. Terzi gözlerini kapattı ve geçmiş bir film şeridi gibi gözlerin önünden geçti. Bu çelik yürekli devrimci ne çok acı çekmişti. Neredeyse 20 yıl süren ızdıraplı bir mahkumiyeti olmuş, ailesini yitirmiş, en yakın dostları onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Mücadelenin bütün engebelerini tanımıştı. Her şeye karşın bu olağanüstü savaşçının vücudu yıkıma uğramasa da ruhu sapasağlam kalmıştı. Balankü'nün vücudu çöktükçe iradesi daha çok güçleniyordu sanki. "Biliyor musunuz?" diye başladı Fransız işçilerinin önderi. "Bana zehirli bir ok saplandı. Beni, 17 yılını sürgünde geçiren beni satılmış bir hain olmakla suçluyorlar." Şimdi parlak cumhuriyetçi kelebeklere dönüşen Louis Philippe'nin uşakları belediye sarayındaki halıların üstünde gururla geziniyor ve dal kavukluk yaparak ulaştıkları zirveden, zindandan daha yeni kurtulmuş İO'yu lekeliyorlar. Satılmış basınları aracılığıyla yöneticiliğini Barbes'le birlikte yaptığımız Mevsimler Birliği hakkında sorguda verilen isimsiz bir ifadenin bana ait olduğunu ima ederek alçakça ihanetle suçluyorlar beni. Benim alnım açık. İftiracıları buraya veya herhangi bir kürsüye davet ediyorum. Uydurduğunuz şu iğrenç sorgu tutanağını bana ve halka gösterin. Sizi böyle davranmaya iten duyduğunuz nefret ve korkudur. Siz rakiplerinizden kurtulmak için her türlü yolu denemekten iğrenmiyorsunuz. Demek böyle bir belgeye ihtiyacınız varmış ve işte onu bulmuştunuz. Belgeyi yayınlarken yaptığınız alçakça gevelemeler bu belgenin rezil kaynağını ortaya çıkarıyor. Gericiler, siz korkaksınız. İşte sizi kışkırtıyorum. Bu davaya hizmet ettiğim ve yaşamımın sonuna kadar kendimi adayacağım halkın mahkemesinde bakılsın. Arkadan saplanan bu alçakça hançer hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Kendimi savunmak benim için onur kırıcıdır. Bütün bunlar Stack'a bir rüyaymış gibi geliyordu.
terzi olup bitenleri kafasında çözümlediği zaman kürsüye arkadaşlarından biri 12 Mayıs 1839 ayaklanmasına katılan bir devrimci çıkmıştı. Balanki gibi hapishanede yatmış gizli Mevsimler Birliği'nin eski üyeleri, yoldaşları adına konuşuyordu. Konuşmacı Balanki'nin sorgu sırasında jandarmalara yaptığı öne sürülen itiraflardan aslında devrime ihanet eden Düretre'nin sorumlu olduğunu açıkladı. Bu gizli raporda anlatılanlar çok önceden beri herkes tarafından bilinmekteydi. Auguste Balanki'nin lekelenmemiş, saygıdeğer adına gölge düşüren tarihi icmalin yayıncısı Taşro artık ortaya çıksın ve yaptığı iftiradan dolayı halk tarafından yargılansın. Kalemini satan bu gericiliğin uşağı karşımıza çıkmaktan elbette ki korkmaktadır. Rezalet. Halk düşmanları bir kez Balanki'yi yakalayıp işkence etmeyi, parmaklıkların arkasına tıkmayı ve ölüme mahkum etmeyi başardılar ama o yenilgiyi asla kabul etmedi. Susmamalıyım diye geçirdi aklından Stark. Yüzüne ateş basmıştı. Burada söz konusu olan sadece Balanki değil, bütün komünist hareket. Mücadelenin en tehlikeli anında kendisini ortaya atan savaşçının kızgınlığı ve coşkusundan etkilenen Terzi konuşmadan duramazdı. Oturduğu yerden bağırdı. Sesinin ahengine ve sözcüklerin ağzından bu kadar kolayca dökülmesine şaşırıyordu. Stark, gericilerin Balanki'nin şahsına devrime kara çaldıklarını söyledi. Balanki üsler güçlüydü. Korkakça uzlaşmaları reddediyor, korku uyandırmıyorlardı. Ve yönetici güruh, liderlerin etkisini ortadan kaldırmak için kendisine en yakışan yönteme başvurmuştu. İftiraya. Bunu ilk defa mı yapıyorlardı? Hayır. Hatırlayın yurttaşlar, dedi Stark, sessizce dinleyen izleyicilere. Balanki'yi bir kez de Lejitimist Parti'nin ajanı olmakla suçlamışlardı. Devrim düşmanları bizim adamlarımızın üstüne bir kova çamur dökmenin yararına inanıyor. Çünkü bunun bir leke bırakacağını hesap ediyorlar. Çamur at ki izi kalsın. Eğer iftiralar inandırıcı olmazsa ya rüşvet vermeye kalkışacaklar ya da uzlaşma arayacaklardır. Ama başaramayacaklar. Auguste Balanki böyle biri değildir. Marat rolünü oynamasına karşın ikiyüzlü ve korkak olan Ledru Rollin ile Robespierre'in gülünç karikatürü Louis Blanc, burjuvazisinin karşısında diz çökmeye her an hazırlar. Onların yolu Balanki'nin yolundan farklıdır ve bunu çok iyi bildikleri için ona sonsuz bir kin duyuyorlar. Rüşvetle ya da vaatlerle kandırılmayan bu güçlü adamı yok etme fırsatını ellerine geçirdiklerinde duyuracakları sevince şaşmamak gerekir. Küçük ve büyük burjuvalar, parti düşmanlığı uğruna her tür pisliği yapabilirler. Balanki bu kez de galip çıkacak. Stark coşkuyla konuşuyor, tiyatro kulübü dolduran halkı gittikçe daha çok etkiliyordu. 23 Nisan'da kurucu meclis seçimleri yapılacaktı. Sokak savaşlarında yenilgiye uğrayan gericilik, parlamentoda çoğunluğu sağlayabilmek amacıyla her yönteme başvurmaktaydı. Köylerde kilisenin desteğine güveniyor ve zenginlerin hala saygı gördüğü küçük kasabalarda yoksul halkı kazanmaya çalışıyordu. Kurnaz düşmanları cumhuriyeti dört bir yanda kuşatmıştı. Bonapartistler, lejimistler ve Orleansçılar tahta kendi adamlarını çıkarmayı hayal ediyor, bunun için oluk oluk para döküyorlardı. Balanki'ye olan güveni sarsarak etkisizleştirme çabası da seçim öncesi günlerde uyguladıkları yöntemlerden biriydi. Toplantı bitiyordu. Marche ve Cabin'in önerisi üzerine ulusal muhafızların karargahına 14 subay seçmek amacıyla işçi örgütlerinin 16 Nisan'da Mars Meydanı'nda toplanmasına karar verildi. Daha sonra belediye sarayına yürünerek geçici hükümete toplu dilekçe verilecekti. Toplu dilekçenin içeriği şöyle olacaktı. Yurttaşlar, gericilik baş kaldırıyor. İftira silahını kullanan onursuz ve ilkesiz adamlar halkın gerçek dostlarının üstüne zehir saçarak zarar veriyor. Biz devrimin etkin ve sadık temsilcileri geçici hükümete bildirmek zorundayız ki halk demokratik bir cumhuriyetin kurulmasını, emeğin örgütlenmesini, insanın insan tarafından sömürülmesinin ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Yaşasın Cumhuriyet. Auguste Balanki herkesi sakin ve kararlı olmaya çağırarak birliğin toplantısını kapattı. Joan Stack, eski tiyatronun çıkışında Balanki'yi bekledi, birlikte çıktılar. Yıldızlı, serin bir geceydi.
Usul usul konuşarak Balenkün'ün küçük bir meyhanenin bulunduğu sokağındaki evine geldiler. Salondaki meşeden yapılmış bir masaya oturarak çok gerilerde kalan anılarına daldılar. Balenkü kendini ailesinin hatıralarına kaptırmıştı. İnsan dünyaya bir kere gelir ve ancak bir kez sevebilir, dedi. Karamsardı. Hiç kimse kaderimizde bahşettiği o biricik kadının ve annemizin yerini tutamaz. Yaşasa da yaşamasa da ona ihanet etmek, benim için sonsuza dek sadık kalacağım ideale ihanet etmekle aynı anlama geliyor. Siz taş gibisiniz, Auguste Balenque, dedi Stark ve bu adama karşı derin bir acıma hissetti. Daha 45'ine bile gelmemişti. Bitkin, hasta bir vücutta bir kahraman ruhu. Balenque, adeta yüreğinin derinliklerine kadar işleyen dikkatli gözleriyle Stark'ın yüzünde bir şeyler arıyordu. Geçtiği badirelerden ne kadar yorulduğunu gizlemeden sakin sakin konuştu. Korkak gericiler beni en değerli şeylerini kaybetmiş, yıpranmış bir vücudu sürükleyen, elbiseleri lime lime olmuş bitkin yıkıntıyı lekelemeye, satılmış demeye cüret ediyorlar. Stark, Balenkün'ün kuru, sert, küçük elini ellerinin arasına alarak kuvvetle sıktı. Siz iftiracıları itham ederek doğrusunu yaptınız. Gösterdiği zayıflıktan utanmış gibi Balenkü düz beyaz saçlarını silkeledi ve gülümsedi. Ama gözlerinden gerilim ve hüzün okunuyordu hala. Son nefesimize kadar dövüşeceğiz. Sonuçta zafer haklı olanlarındır. Emma Hervey'in önderliğini yaptığı lejyonun yola çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Kalbinin derinliklerinde sadece bir şairin değil, aynı zamanda Alman Cumhuriyeti'nin bir bakanının karısı olma isteği yatıyordu. Şair Lamartine kıskanıyordu. Emma'ya göre Hervey bir devlet yöneticisi olmaya daha çok layıktı. George uzun süre sürgünde yaşamış ve devrimci şiirler yazmıştı. Oysa Lamartine devrimden önce monarşisti. Krallığı, Katolikliği yüceltiyordu. Emma'nın Berlin'de açmayı düşündüğü salon hiç şüphesiz Madame Lamartine'inkinden daha üstün olmalıydı. Fransa Dışişleri Bakanı'nın karısı, kocasının aniden açıkladığı cumhuriyetçi görüşlerine rağmen her yerde kralın gayri resmi kızı olmakla hava atıyordu. Emma Hervey bu konuda da avantajlıydı. O, burjuvazinin etinden et kanından kandı. Zengin bir bankerin kızıydı. Modern ihtiyaçlara daha iyi cevap veriyordu. Zaten Lamartine'de kim oluyordu Hervey'in yanında? Bunu çok yakında Alman şair, büyük devrimci bir önder olarak üne kavuştuğunda herkes anlayacaktı. Boş umutlara kaplan Emma Hervey, seferin kesinlikle başarı kazanacağına inanmıştı. Geleceğe dair hayaller kurarken geri dönen sığınmacılardan oluşturulacak bir lejyonla Almanya'da cumhuriyet kurulması fikrine karşı çıkan Marx'ın da nasıl utandırılacağını gözünün önüne getiriyor ve seviniyordu Emma. Berlin'de iktidara geldiğimizde diye düşünüyordu. Ben yine de zavallı Jenny'ye yardım edeceğim. Ne de olsa o doğuştan bir barones. Ama boşu boşuna bir toplumsal tortuyla uğraşıyor. Nisan ayıydı. Emma bayramı kutlamak için orkestranın çaldığı ritmik parçaların eşliğinde evinin karşısındaki kilisenin önünde toplanan halkı seyrediyordu. Özgürlük ağacını artık yeşil tomurcuklar açmış bir kavak ağacı getirmişlerdi. Kanter içinde kalmış geniş önlüklü iki işçi sevinçle gülümseyerek sokak taşlarını maniveralarla söküyor, çevreyi temizliyor ve kuru toprağı kazıyordu. Coşkuyla bağıran kalabalık boru sesleri eşliğinde sonunda ağacı dikti. Bu seremoniye katılmış olmaktan gurur duyan bayramlık elbiseleri içindeki kadınlar toprağa cömertçe sulamaya başladılar. Kiliseden törensel bir hava içinde çıkan papaz da kalabalığı takdis etmeye gelmişti. Ardından saygıyla yürüyen iki çocuk vardı. Altın işlemeli beyaz elbiseler giymiş hizmetçilerdi bunlar. Latince dualar okuyan papaz gövdesine su serptiği ağacı takdis etti. Heyecanlı kalabalık hareketlendi, kavak ağacını bayraklar, çelenkler ve şeritlerle süsledi. Orkestra Marsellize'yi çalmaya başladı, tören bitmişti. Emma divana oturdu ve Berlin'de kocasını bekleyen şan ve şöhreti düşlemeye başladı. Sonra yine kızgınlıkla, hatta nefretle Marx ve Engels'i hatırladı. Ne Hervey'in devrimci dehasının ne de Emma'nın iyi yürekliliğinin kıymetini bilen bu nankörler, şaşkınlığını görmek doğrusu çok güzel olacaktı. Jenny Marx, Brüksel'e gitmeden önce bizde kaldı.
diye düşünüyordu Hervey'in karısı. Ve söylemek gerekirse hizmetçisi Lenche'nin iştahı çok iyiydi. Jenny çok hesaplı olmaya çalıştıysa da çocukla birlikte kalması bize oldukça pahalıya patladı. Ama ben daima öyle iyi niyetliydim ki bu konuda ağzımı açmadım. Emma aklından Jenny'nin kendisine her şeyi ödeyip ödemediğini hesaplamaya başladı ve tutunacak bir şey olmadığını saptayınca hayal kırıklığına uğradı. Parlak Nisan günlerinde George ve Bronsted Alman lejyonunun toplantılarına son verdiler. Bir sabah erken saatlerde lejyonerler omuzlarında tüfeklerle dizildiler ve Paris'in tozlu sokaklarında gara doğru yürümeye koyuldular. Tabur az sayıda kişiden oluşuyordu. Yüzlerce Alman devrimci bu maceracı saçmalıktan vazgeçerek Marx ve Belçika'dan dönen Engels'le birlikte kalmışlardı. Bunlar bir süre sonra sınırı tek tek geçmeyi düşünüyorlardı. Hervey'in karısı, lejyonun önderi olarak seçilen kocasına eşlik ediyordu. Sefer için kendisine üç ulusal renkten oluşan, siyah, kırmızı, altın sarısı, askeri bir kıyafet diktirmiş ve erkeksi kafasının üzerine aynı renklerden geniş kokartlı askeri bir şapka kondurmuştu. Eskiden kocasının kaderi için onca endişelenen sanki o değildi. Bütün kaygıları silinip gitmişti. "Ben senin silahşörün, emir erin olacağım," diye fısıldıyordu kocasına. "Ve karın olarak senin başarını paylaşacağım." Ama kendisi ve ordusu için başarı kehanetinde bulunan Hervey ile şöhret ve büyük bir macera arayan birkaç genç adam dışında bütün lejyonerlerin morali bozuktu. Kaygı hepsinin içini kemiriyordu. Birçoğu Marx ve Engels'in mantıksız sözlerini benimseyerek planı eleştirdi. Taburda birlik sağlanamamıştı ve bu yüzden şöhret düşkünü Hervey ve Bernstedt'in aklına esenler, kananların kaşları çatık, omuzları düşüktü. Bir avuç silahlı adam ulusal ve kızıl bayraklarla marşlar söyleyerek Fransa başkentinin sokaklarına yürürken kısa bir süre önce Polonyalıları, İtalyanları ve Belçikalıları ülkelerine uğurlayan, her cesur girişime hayranlık besleyen Parisli işçiler onları coşkuyla kutluyor ve zafer diliyorlardı. Kadınlar savaşçılara bahar çiçekleri atarken Almanlar onlara kuş tüyleriyle süslü yumuşak şapkalarını sallayarak veya tüfekleriyle selamlayarak karşılık veriyorlardı. Hervey özellikle heyecanlı davranıyordu. Gençlere selam veriyor, şiirler okuyordu. Nice'ten getirilmiş kırmızı gül buketini vedalaşırken kendisine verilmişti, göğsüne bastırarak Almanca ve Fransızca sloganlar atıyordu. İyice zayıflayan ve Akbaba'nınki gibi ince burunlu Albert von Bernstedt oldukça havalıydı. Sağa sola bakınıyor, yüzlerinde kaygı okuduğu askerlere dikkatli ve kin dolu bakışlar fırlatıyordu. Bronsted, bu yürekli adamların kararsızlığının nedenlerini çok iyi biliyordu. Ama Hervey'den inanılmaz derecede tiksiniyordu. "Bencillik saçmalığın kızıdır," diyordu Bronsted, dişlerinin arasından daha hızlı yürümeye çalışırken. Fransızların ve özellikle de kadınların hayranlığını kazanan George'u dinlememeye çabalıyordu. Tabur en sonunda gara ulaştı, Fransa hükümetinin ayarladığı vagonlara yerleşti ve sınıra doğru hareket etti. Aynı günlerde üç silahlı Polonyalı tabur da Paris'i terk etti ve daha sonra Visla kıyılarına inmek için Strasbourg yolundan Rennes'e doğru harekete geçti. General Rybinski ve General Dvernitski, 30'lu yılların başında Rusya'daki mutlakiyete ve direnen Varşova'ya yönelik saldırılara karşı korkusuzca mücadele eden iki savaşçı, Polonyalı isyancılardan oluşan yeni lajyonlar hazırlamak amacıyla Fransa'nın başkentinde kaldılar. Prens Czartoryski, Almanya'da Polonyalılar için silah ve yardım topluyordu. Orada bazen politik çelişkiler üzerine yapılan hesaplardan dolayı ona seve seve yardım ediyorlardı. Bu arada Karl Marx ve Friedrich Engels de ülkelerine dönmeye hazırlanıyordu. Jenny çocuklarla birlikte Trier'e annesinin yanına gitmişti. Brüksel'de olduğu halde Komünistler Birliği'nin merkez komitesine seçilen Engels, Brüksel'den döndükten sonra Marx gibi kendisini tamamen merkez komitesindeki işlerine vermişti. İki dost ülkelerine döner dönmez hemen günlük devrimci bir gazete kurmak için hazırlıklara başlamaya karar vermişlerdi. Dönüşlerinden önceki bir hafta süresince de Alman devriminde Komünistler Birliği'nin politik platformu yazarak bildiri şeklinde yayınladılar. Almanya'ya giden tüm devrimcilere Komünist Manifesto ile birlikte onu da teslim ettiler.
Platformun adı Almanya'da Komünist Parti'nin talepleriydi ve manifestonun son sözleriyle başlıyordu. Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin. Bildiri şöyle devam ediyordu. 1. Bütün Almanya tek ve bölünmez bir cumhuriyet olmalı. 2. 21 yaşını doldurmuş her Alman, kesinleşmiş bir cezaya çarptırılmamış olmak şartıyla seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 3. Alman parlamentosuna işçilerin de girebilmesi için halk temsilcilerine maaş verilmelidir. 4. Halkın genel silahlandırılması, gelecekte ordular aynı zamanda işçi orduları olacaktır. Öyle ki askeri güç geçmişte olduğu gibi sadece tüketmeyecek, kendi için fiilen gerekli olandan fazlasını üretecektir. Bu aynı zamanda emeğin örgütlenmesine de yardımcı olacaktır. 5. Adaleti güçlendirmek zorunludur. 6. Şimdiye dek köylü halka yüklenen bütün feodal yükümlülükler, angaryalar, vergiler, aşar vesaire hiçbir tazminat ödenmeden kaldırılmalıdır. 7. Kraliyet malikaneleri ve öteki feodal malikaneler, bütün madenler, ocaklar vesaire devlet mülkü haline gelmeli ve bu topraklar bütün toplumun yararına büyük ölçekte ve en modern bilimsel araçlarla işlenmelidir. 8. Köylü toprakları üzerinde ipotekler devlet mülkü ilan edilecek. Bu ipoteklerin faizleri köylüler tarafından devlete ödenmelidir. 9. Toprakta kiracılık sisteminin yürürlükte olduğu bölgelerde toprak kirası veya kapora devlete vergi olarak ödenecektir. 6, 7, 8 ve 9. maddelerde işaret edilen bütün önlemler, devlet harcamalarını karşılayacak olanakları azaltmadan ve bizzat üretimde tehlikeye sokmadan bugüne kadar köylülerin ve küçük kiracıların omuzlarına yıkılmış toplumsal ve diğer yükleri azaltmak amacıyla alınmıştır. Köylü ya da kiracı olmayan toprak sahibinin üretime hiçbir katkısı yoktur. Dolayısıyla bu kişinin tüketimi doğrudan bir yolsuzluktur. 10. Bütün özel bankalar yerine yasal kuru belirleyen ve değerli kağıt çıkaran bir devlet bankası kurulacaktır. Bu yöntemle kredi halkın çıkarlarına göre düzenlenebilecek ve böylelikle büyük para babalarının egemenliği yok edilecektir. Ayrıca altın ve gümüş sikkelerin yerine giderek kağıt parayı koyarak değişim araçları, burjuva uğraşın ve ticaretin vazgeçilmez aracı, ortak değişim aracı, ucuzlatılmış olacak ve altın ile gümüş dış ticarette kullanılmak üzere serbest bırakılacaktır. Son olarak bu önlem tutucu burjuvazinin çıkarlarının devrim davasına bağlanması için de gereklidir. 11. Devlet bütün ulaşım araçlarını, demir yollarını, kanalları, buharlı gemileri, yolları, postayı vesaire devralacaktır. Bunlar devlet mülkü haline getirilecek ve karşılıksız olarak mülk sahibi olmayan sınıfın emrine verilecektir. 12. Bakmakla yükümlü oldukları bir ailesi olan ve bu nedenle daha çok maaş almaları gerekenler dışında bütün kamu hizmetlerinin maaşları eşit olmalıdır. 13. Kilise ile devletin tamamıyla ayrılması. Her mezhebin din adamlarına yalnızca kendi cemaatlerinin gönüllü bağışlarıyla ödeme yapılması. 14. Miras haklarının sınırlandırılması. 15. Hızla yükselen, artan oranlı vergilerin uygulanması ve tüketim malları üzerindeki vergilerin kaldırılması. 16. Ulusal atölyelerin kurulması, devlet bütün işçilere iş güvencesi sağlamalı ve çalışmayacak durumda olanlara bakmayı üstlenmelidir. 17. Genel ve parasız halk eğitimi. Bu faaliyetlerin mümkün bütün güçleriyle desteklenmek, Alman proletaryasının, küçük burjuvazinin ve küçük köylülüğün çıkarınadır. Çünkü ancak bunların gerçekleşmesidir ki Almanya'da bugüne dek bir avuç insanın tarafından sömürülmüş ve daha da boyunduruk altında tutulmaya çalışacak olan milyonlar halklarını elde edecekler ve bütün zenginliklerin üreticileri olarak hak ettikleri güce kavuşacaklardır. Komite, Karl Marx, Karl Schäpper, Heber, V. Engels, J. Moll, W. Wolff. John Stock, Marx ve Engels'in Paris'i terk edip memleketlerine gitme kararını öğrenince yanlarına geldi. August Balanque ile geçirdiği bir önceki akşamı ayrıntılarıyla anlattı. Kulüpte söz almakla en doğrusunu yapmışsın. Balanque gerçek bir proletarya önderi, dedi Marx. Ancak alçak biri bu adam hakkında şüphe duyabilir. Ancak bir karşı devrimci bu iftiraya inanabilir.
Daha sonra konuşma Ulusal Muhafız Ordusu subaylarının seçimine kaydı. İşçilerin katılımını önlemek için seçimler hafta içi bir güne alınmıştı. Burjuvazi gemi azıya almıştı ve bu kötüye işaretti. Stark, Blansky'ların subayları işçiler arasında seçmek amacıyla onları Mars meydanında toplamak istediklerini bildirdi. Dinle Johan, dedi Marx, sen şimdilik Paris'te kalıyorsun. Almanya'da mutlaka yayınlayacağımız gazetenin buradaki temsilcisi olmanı öneriyoruz. Stark bu çekici teklife şaşırdı ve ne cevap vereceğini bilemedi. Kendisini yeterli bulmuyordu. Ama Marx ve Engels önerilerini reddetmemesi için onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Yaşam hakkında bir şeyleri kitaplardan öğrenmiş birçok insanı bitirdiği hayat okuluyla kıskandırabilirsin. Ki kitapların öğrettikleri her zaman doğru olmayabilir. Öyleyse deneyeceğim. Ben gerçekten yaşamım süresince ve özellikle de Brüksel'de bir şeyler öğrenebildim, dedi Stark. İşte harika oldu. Nasıl düşünüyorsan öyle yaz. Stark gitmek için kalktığında Karl kendisine Almanya'da Komünist Parti'nin taleplerini bildirisinden birkaç tane verdi. Terzi henüz içerdiğini bilmediği bu belgeyi merak etti, masaya koydu, lambanın yakınına oturdu ve okumaya başladı. Bitirdiğinde yüzü alev alev yanıyordu. Eğer gerçekten de bir proletarya devrimi olursa bu istemler sadece Almanya için geçerli olmayacak, dedi Stark. Bu işçilerin yollarını daha yüzlerce yıl aydınlatabilecek bir deniz feneridir. Yeni bir devletin kurulması için gerekli olan her şey var burada. Size teşekkür ederim. Heyecanını gizleyemiyordu. Bir an suskunluk oldu. Marx pencereden Paris gecesine bakıyordu. Ama düşünceleri gerçekte çok uzaklarda geziniyordu. Stark onun dalgın bakışlarını dikkatle izliyordu. Bu adam bizimle böylesine doğal ve samimi ama yine de gizemli. Eski çağlarda olsaydı insanlar ona peygamber gibi taparlardı. Duygularını denetlemeyi genellikle başarabilen Stark öylesine duygulandı ki vedalaşırken Marx'a sessizce yaklaşıp ona kuvvetle sarılarak sevgisini aktardı. Köln'de görüşmek üzere Johan. Hoşça kal Karl. Stark çıktı, topallayarak inerken merdivene aniden bir ışık vurdu. Dönüp baktığında kapının önünde Marx'ın elinde bir lambayla durduğunu gördü. Kendine iyi bak Stark, diye seslendi yukarıdan. Elveda, diye cevap verdi terzi. Bu sefer Marx'tan ayrılmanın kendisine neden bu kadar zor geldiğini anlayamıyordu. Yoksa onu bir daha asla görmeyecek miyim, diye geçirdi aklından. Zaman öyle bir zaman. Hapishane veya kurşun. Ağır ve yersiz kuruntulara kapıldığı için kendine kızdı. Hayır, ben sağlamım. Sadece iradem biraz zayıflamış. Kendini toparla Stark. Nisan ilk günlerinde Karl Marx ve Friedrich Engels Almanya'ya doğru yola çıktılar.